Şimdi Taliban diye bir örgüt çıktı. Birinci, zaten affedersiniz hani biraz da güncel bir dille söylüyorum, ayar olduğum şey. Yok Taliban şu kadar süre vermiş, askerimiz oradan çekilecek havalimanında. Ben dedim ki asker buradan çekilmek zorunda, çekilmeli. Hı hı. Ama bunu benim askerim Taliban'la mücadele edemez diye söylemedim ki. Taliban nedir ya? Taliban kimdir? TSK'ya kafa tutacak. Benim askerimi tehdit edecek. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Yedi düvel bilir ki eğer sen bu milleti asker yapmaya kalkarsan bedelini ödersin. O yüzden böyle bir şeyin bizim hayatımızda bir yeri yok. Bir önemi yok. Ama değil mi ki bir askerimizin burnu kanayabilir? Buna gerek yok. Oradaki meseleye bizim girmemize hiç anlam yok. Peki gelelim diğer tarafına. Ne anlatılıyor? Afganistan'da dini bir örgüt Afganistan'a ele geçirdi. Ya dedim ki kardeşim bunların dinle ne alakası var? Ya bu adam ben Müslümanım deyince, ben bunu din adına yapıyorum deyince dindar mı oluyor? İnanç noktasında ortaklığımız var mı sizce? Hiçbir ortaklığımız yok. Çok net söyleyeyim. Bakın ben Afganistan'ı çok azıcık da olsa araştırdım. Taliban'da işte 3-4 tane örgüt var. Bunlar da Afganistan'da. Bunlardan biri Taliban. Birisi bilmem bir şeyler falan. Bu Burhanettin Rabbani diyor. Hı hı. Bir şey. Unuttum isimleri. Çok da mesele değil. Hepsinin diyor amaçlarını da yazmış. İşte kim destekliyor? Kimlerden oluşuyor, amaçları ne? Hepsinin amacı din devleti kurmak. Dedim ya kardeşim bu nasıl bir dindir ki herkes başka bir yoldan bunun devletini kurmaya çalışıyor. Burada din dediğimiz şey elde avuçta oyuncak gibi oynanan söylem. Hı hı. Aslında böyle bir şey ortada, böyle bir dert yok. Bugün bunu biz Atatürk'te de görüyoruz. Ben Atatürkçüyüm ama birçok Atatürkçüye bakıyorum, kendini Atatürkçü diye tanımlayana, aslında Atatürk'le, ilkesiyle, duruşuyla, bakış açısıyla alakası bile yok. Dolayısıyla aynısını Atatürk'te de yaşarken din konusunda da yaşıyoruz. Ve dünyaya şu mesaj veriliyor. Müslümanlık budur, bundan uzak durun. Ben her zaman da şunu da söylüyoruz biz parti olarak. Sizin Müslüman dediğiniz, bakın Avrupa'yı gezenler herkes çok iyi bilir. Avrupa'da Müslüman dediği zaman akla gelen bir tane millet vardır. Türk milleti. Hı hı. Türk dendiği zaman da akla gelen din Müslümanlıktır. Bu Avrupa'nın bir kabulü ve gerçeğidir. Bugün Afganistan'da Müslümanlığın zararına yazan bir şey aslında dünyada Türkiye yazıyor. O yüzden bizim hükümet olarak da millet olarak da kalkıp da işte bunlar kalklar kadınlara şunu yaptı. Bunlar kalklar yönetimde bunu yaptı. Bunu konuşmayacağız, şunu konuşacağız. Bunlar Müslümanlık yaşamıyor. Bunlarınki din değil. Bu başka bir hikaye. Müslümanlık nedir dersek, ben onu söyleyeyim size, çok kısa lafınızı bölüyorum. Müslümanlık devlet yönetiminde nedir? Müslümanlık devlet yönetiminde Atatürk'ün yaptığıdır. Müslümanlık peygamberin kız çocukları diri diri toprağa gömülürken kalkıp tabiri caizse ya siz manyak mısınız, ne yapıyorsunuz demesi gibi 1930 yılında dünyada neredeyse hiçbir yerde yokken kadına seçme ve seçilme hakkı vermektir. Evet, evet, Müslümanlık şey. Yaşadığı devlette milletini söz sahibi yapmaktır. Halifeyi kaldırıp Allah adına sen konuşamazsın. Bu millet kendi kararını verir demektir. Müslümanlık budur. Evet. Atatürk'e bunun üzerinden yürüyenler şunu bilsinler. Onların anlattığı din, diyanet değil. Onların anlattığı kendi iktidarları ve sürdürmek istedikleri zulüm düzeni.